Şimdi başladı mı ya? Evet, merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Malum Covid'in ilk günü, daha doğrusu karantinanın ilk günü. İlk gününüz nasıl geçti? Her şeyi merak ediyorum. Bana sorarsanız nasıl geçti diye. Vallahi hiçbir şey anlamadım ilk günde. Çünkü bana normal tatil gibi geçtiği için ben pek bir şey anlamadım. Tabii bugün bu süreçte çok dışarı çıkan da olmuş. Haberleri de alıyoruz. Almadığımızı zannetmeyin. Haberleri de seyrediyoruz. Daha doğrusu seyretmekten ziyade malum internet çağındayız. İnternet çağında olduğumuz için internetten her türlü haberi alabiliyoruz. Pardon, bir saniye. Biraz yüksek geldi. Şöyle iyi herhalde. Şimdi nasıl görünüyorum bilmiyorum. Bakacağım ama. Çünkü ufak bir değişiklik yaptım. Yerleri taşıdım, bir şeyler yaptım. O yüzden daha tam oturtamadım. Oturduktan sonra ama güzel videolar çekeceğiz. Şimdi ilk gün neler yaptık? İlk gün herkes evindeydi, biliyorsunuz. Tabii evinde olmayıp da dışarıda dolaşan çok insan var. Onu da biliyorum. Ama dışarıda dolaşan insanlara şunu söylüyorum. Bu yasaklar sizin sağlığınız için konuyor arkadaşlar. Yani sadece benim sağlığım için değil, sizin sağlığınız için konuyor. Yani siz de sağlığınızı riske atmak istemiyorsanız lütfen evlerinizde kalın. Hani bunu tabii herkes söylüyor. Neden evlerde kalınması gerektiğini. Ben neden evde kalıyorum? Sağlığımı düşünmek zorundayım. Çünkü sağlık sizlere bir şey sunabilmem için en önemli şey. Bu arada takip ediyorum. Videolar çok az seyrediliyor. Tabi siz zannediyorsunuz ki videolar seyredilmiyor. Videoları takip etmiyorum. Takip ediyorum, çok az bir seyredilme oluyor. Seyredilme oranı yükseldikçe ben bir şeyler yaparım. Yani şu an ben size çıkıp da bir şeyler yapsam bile videolar seyredilmiyor. Seyredilmeyince de ben size çıkıp en süper lüks videoyu da çeksem benim zararım olur. Benim karım olması için sizlerin de bir şey yapması lazım. Yani nasıl takip edip, izleyip, yorum atıp, beğeni yapıp yükseltirseniz daha çok tabii ki ben de daha güzel videolar çekerim. Hazır bakın. Şu an mesela belli bir süre dışarı çıkma iznimiz var. Atıyorum bir iki saat dışarı çıkabiliyorum. Dışarı çıktığım zaman oradan da video çekebilirim. Size Isparta'yı daha net olarak tanıtabilirim. Şurası şudur, şurası şudur diye. Yani tabii bunu çekerken de oturduğum yerde çekmeyeceğim. Dışarı çıkacağım. Dışarıda belli şartlarda, belli koşullarda çekeceğim. Yani çekeceğim zaman ben de tabii ki maskemi takıp gerekli teçhizatımı alıp çıkıp çekimimi yapacağım. Ama sizden rica ediyorum, bunu beğeni olarak bana yansıtırsanız ben de ona göre çekerim. Size daha düzgün çekimler yaparım. Daha çok şey gösteririm. Yani siz hala şunu zannediyorsunuz. Bir adam oturuyor. Akşama kadar hiçbir iş yapmıyor. Akşama kadar konuşuyor. Konuşarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Konuşarak yapmamın sebebi size bağlı. Siz bana ilgi gösterirseniz o zaman ben de tabii ki belli başlı şeyleri yaparım. Şu an yapmama sebebim sadece izlenmelerin az olması. İzlenmeler ne kadar yükselirse ben buraya slime da getirip yapabilirim. Yani kendim slime'ı üretebilirim. Tabii slime videosu çok çekildi biliyorum.
Daha farklı şeyler de yapabilirim. Atıyorum burada bir arkadaşımı da davet edip konuk alıp onunla beraber de konuşabilirim. Yani bu demek istediğim size şu. Siz ilgi gösterirseniz ben de size ilgi gösteririm. Atıyorum burada mesela gidip Isparta Belediye Başkanı'ndan randevu alıp Isparta Belediye Başkanı'yla da oturup video çekebilirim. Veya İstanbul'a gelip İstanbul'da X bir kişiyle de video çekebilirim. Antalya'ya gidip Antalya'yı da gösterebilirim. Savda Gölü'nü götürüp Savda Gölü'nü de gösterebilirim. Yani bu tamamıyla size bağlı. Siz bana ne kadar ilgi gösterirseniz ben size o kadar geri dönerim. Tabii bu videolar tabii ki devam edecek. Ben bunu baştan belli söylüyorum. 5 kişi de izlese ben bunu yapacağım. 5 milyon kişi de izlese yapacağım. Benim amacım şu. Ben buradan bir kazanç elde edip bunu daha farklı yönlerde kullanmak. Tabii ki bunlar da zamanla olacak şeyler. Şu an hemen olacak bir şey değil. Bu arada TikTok'a da başladım. TikTok'ta yapıyorum. Yani TikTok'ta da yine aynı böyle konuşuyorum. Ama orada tabii oranın formatı biraz farklı olduğu için orada tamamıyla saçmalıyorum. Yani oturup sizin her an hangi ilde olup nasıl tanıtacağınızı da sorabiliyorum. Ne içeceğinizi de sorabiliyorum. Yani orası tamamen farklı bir ortam. Farklı bir boyut. Orada da tabii programın ismini kullanıyorum. Mehmet ile muhabbet. Bitişik şekilde yazıyorsunuz. Oradaki formatım orada tamamıyla kendim. Yani doğal. Saçma. Yani buradaki gibi beynimi kullanmıyorum orada. Orada tamamıyla beyinsizce hareket ediyorum. Twitch yayınlarına da başlayacağım ama Twitch'i kullanmak biraz farklı olduğu için Twitch'e daha alışamadım. Ona alıştıktan sonra orada yayınlara başlayacağım. Ama buralardan takip ettiğiniz zaman tabii bu videolarımın da belli kısımları TikTok'ta yayınlanıyor. O da şundan dolayı hem oradan takipçimiz gelsin, oradan da izlenelim, buradan da izlenelim. Yani her açıdan izlenmeyi arttırmaya çalışıyorum. Çünkü izlenme arttıkça daha farklı insanlara ulaşıyoruz. Daha farklı insanlara ulaştıkça da bilgi, birikim, donanım. Yani bu bilgi birikim donanım dediğim şey de tamamıyla hayat içindeki, sizin hayatınıza belki yön verebilecek bilgi birikim de vardır bende. Ama bunu ben şu anda açıklayamam. Şu an açıkladığım zaman size ileride ne yapacağınızı söyleyemem. O yüzden takip edin. Kanalıma abone olun. Arkadaşlarınızla paylaşın. Hazır bakın hepimiz evdeyiz. Arkadaşlarınızla paylaştığınız zaman daha da artar. Sayılar arttıkça bu benim avantajım olacak. Hepinizi çok seviyorum. Bu videoların devamı gelecek. 2 günde bir, belki 3 günde bir. Ama normal süreçte olmadığımız için 2-3 günde bir, 2 günde bir de yapabilirim. Çünkü normal süreçte olduğumuz zaman Salı ve pazar günleri yapabiliyorum. Ama normalde olmadığımız için haftanın aşağı yukarı 3 günü video çekip yükleyebilirim. Hepinizi seviyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Lütfen dediğim gibi evlerinizden mümkün olduğu kadar az çıkın. Çıkıyorsanız da sadece markete gidin. Geri kalan da evinizde kalın.